İlk soruda, ilk soruda ne demiştik? Serbest atışı basket yapma yüzdem yüzde 80 ise arka arkaya 3 serbest atışı basket yapma olasılığımı sormuştum ve yüzde 51,2 olarak bulmuştum. Gelin başka bir senaryo üzerinde çalışalım ve serbest atışı basket yapma yüzdem yine yüzde 80 olarak kalsın. Ne desek? Diyelim ki şimdi bir senaryo yazalım. Benim takımım 2 sayı geride olsun Hatta düzeltiyorum, en iyisi bir sayı geride olalım. Ben de serbest atış çizgisindeyim ve diyorum ki, şöyle diyelim, 3 adet serbest atış kullanacağım. 3 sayılık bir atış yaparken bana faul yapılmış. Bir sayı gerideyiz, maçın bitmesine bir saniye kalmış ve bize maçı kazandıracak olan 3 sayılık atışı yaparken biri bana faul yapmış. Şimdi ben de 3 adet serbest atış kullanacağım. Tekrar belirteyim, serbest atış yüzden yüzde seksen. Gerçekte tahminen %20 falandır ama şimdi NBA oyuncusu olduğumun hayalini kuruyorum ve 3 serbest atış kullanacağım. Sorum şu, berabere kalma veya kazanma olasılığımız nedir diye bakalım. Berabere kalma veya kazanma olasılığı. Berabere kalma veya kazanma olasılığı en az bir adet serbest atışı basket yapma yüzdeme eşittir değil mi? Şöyle diyebilirsiniz, yalnızca bir adet basket yapmaz sayı yapma olasılığını, 3 atıştan ikisini basket yapma olasılığını ve 3 üç atışın 3'ünü de basket yapma olasılığını toplasak olmaz mı? Ama galiba bir önceki videoda veya ondan öncekinde görmüştük, bunun olasılığı şuna eşittir. 1 eksi hiçbir serbest atışın basket olmaması en az bir adet serbest atışı basket yapma olasılığı, 3 üç atışın 3'ünü de kaçırmama olasılığına eşittir. Umarım şimdi anlaşılmıştır. Yukarıda yazılanların hepsini sileyim. Sonra da bu sorunun yanıtını bulmaya çalışırız. Hepsini sileyim. Serbest atış yüzdemin yüzde 80 olduğunu biliyoruz. Sorumuza dönelim. Bu benim serbest atış yüzdem. Hiçbir serbest atışı basket yapmama olasılığım yüzde 20 bir serbest atış kullandığımı düşünün. O serbest atışın basket olmama olasılığı %20'dir. 3 adet serbest atış kullanırsam, 3'ünü birden kaçırma olasılığım %20 çarpı yüzde %20 yirmi çarpı yüzde yirmidir. Peki bu neye eşittir? 0,2 çarpı 0,2 0,04'tür çarpı 0,2. Bu ne yapar? Bu kaç yapar? 0,04 çarpı 0,2. Bu ikisi 8 yapar. Virgülün bu yanında toplam 1, 2, 3 adet rakam var, basamak var. O halde 1, 2, 3, yani 0,008 binde 8. Tüm serbest atışları kaçırma olasılığım 0,008'dir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Yüzde olarak hesaplamak için yüzle çarparız. Yani yüzde 0,8 tüm serbest atışları kaçırma olasılığım. Bir diğer ifade şeklimiz de şudur. En azından bir adet basket yapma, bir adet sayı yapma olasılığı nedir? 1 eksi bu olasılık nedir? 1 eksi 0,08 kaçtır? %99,2'dir. Evet, %99,2. Şöyle de yazabilirsiniz: 0,992. Bunu birden çıkarırsanız 0,992 bulursunuz. Bu da zaten %99,2 demektir. Maçı en azından beraberliğe götürme olasılığım yüzde 99,2. Serbest atış yüzdesi, serbest atışı basket yapma yüzdesi yüzde 80 olan biri, 3 adet serbest atış kullanacaksa bu epey yüksek bir olasılıktır. Peki, ya 2 adet serbest atış kullanacaksam? Diyelim ki 3 sayılık değil de 2 sayılık bir atış yaparken faal yapıldı ve 2 adet serbest atış kullanacaksam. O durumda maçı beraberliğe götürmek için, beraberliğe götürmek için en az birini basket yapmalıyım ve yalnızca iki serbest atış kullanacağım. Bu da 1 eksi her iki atışı da kaçırma olasılığım demektir. Peki, iki atışı da kaçırma olasılığım nedir? Arka arkaya iki atışı da kaçırma olasılığım yüzde dörttür. Yüzde yirmi çarpı yüzde yirmi. Arka arkaya iki atışı da kaçırma olasılığım yüzde dört. İki adet serbest atış kullanacaksam en az birini basket yapma olasılığım bir eksi bu değerdir. İki adet serbest atış kullanacaksam en az birini basket yapma olasılığım yüzde doksan altıdır. Bu da epey yüksek bir yüzde. Peki yalnızca bir adet basket yapma olasılığım nedir? Yüzde seksendir. Bundan sonra basket maçı izlerken maçın bitişine bir saniye kala serbest atış olursa yayını durdurun, televizyonu kapatın, kapatabilirsiniz ve olasılığı hesaplamayı deneyin. Bu sizin için ilginç bir deneyim olur. Aslında benim de aklımda ilginç bir fen deneyi veya lise fen matematik dersi projesi vardı. Oyuncuların serbest atış yüzdesi var, yüzdeleri var. Biri ne zaman serbest atış kullansa bu atışların birbiriyle ayrık olaylar olduğunu düşünürüz. Tıpkı para atarken olduğu gibi yazı tura atarken olduğu gibi. Ama asıl ilginç olan basketbol dünyasında oyuncunun elinin sıcak olması veya seri yakalaması şeklinde iki değişin kullanılması. Bunu düşündükten sonra dedim ki basket yapma olasılığının arttığı veya azaldığı dönemler olur. Belki bu dönemlerde bir önceki atışın basket yapılıp yapılmaması bir sonraki atışa etkiliyor olabilir. Bu şekilde düşünürsek bence bu gayet mantıklı bir fendersi projesi veriler gerçek NBA oyuncularından alınabilir ve atışların birbiriyle, birbirleriyle ayrık olaylar olup olmadığına bakılabilir. Sıradaki atışın veya serbest atışın basket yapılmasının bir önceki atışın basket yapılıp yapılmamasına bağlı olup olmadığına bakılabilir. Tabii NBA'den herhangi bir veri alabilir miyiz onu bilmiyorum. Belki internet üzerinden alabiliriz ama eğer alamazsanız kendi aranızda arkadaşlarla da yapabilirsiniz, değil mi? Arkadaşınızın mesela bir serbest atışı basket yapıp yapamaması, bir öncekini basket yapıp yapamaması ile ilgili miymiş, ilgisiz miymiş araştırırsınız. Bence bu epey iyi bir çalışma olur ve veri çözümleme nasıl yapılır görürsünüz. Bu videoyu başka bir senaryo ile bitirelim. Serbest atışı inceledik, para atmayı inceledik, şimdi de zarları inceleyelim. Zarlar da ilginç konulardan bir tanesi. Tavlacılar buraya. Ve olasılık konusundaki sorulardan bir kısmı da zarlarla ilgili gelir. Tahminen hepiniz en azından tavlanın ne olduğunu biliyorsunuzdur, zarla oynanan başka oyunlarda oynamışsınızdır. 6 adet yüzü e olan 2 zar kullanıyorsanız, toplamın herhangi bir sayı gelme olasılığının ne olduğu sorulur mesela. Örneğin 7 gelme olasılığı nedir? Bunu bulmadan önce şunu düşünmeliyiz, 7 gelmesi için zarları atınca ne olmalı? Hemen isterseniz bir tablo çizelim. İşimize yarayabilir. Tabloyu çizelim. Bunu 6 parçaya ayıralım. Önce 2 parçaya ayıralım. Bu parçalardan her birini 3'e bölelim. Güzel. Güzel olmadı ama idare eder. Bu tamam. Bu da tamam. Şimdi bu şekli bölelim. Böyle göz kararı. 6'ya 6 altı bir tablo olmalı. Bu tabloyu yapma nedenim şu, üstteki eksen yani yatay olan birinci zardaki sayıları temsil edecek. Gerçi iki zarı aynı anda atacağım ama yine de aynı anda atmam veya ard arda atmam hiçbir şey değiştirmez. İlk zarda ne gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve ikinci zarda da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelebilir. Bu da ikinci zar. Bu video çok uzadı. Bir sonraki videoda devam edelim. Hoşçakalın.